Toprak. Seni görmeye geldik. Çok iyi ettiniz. De, niye bana öyle bakıyorsun Toprak? Anneannem ruhundan çıktıktan sonra eskisi gibi oldun mu diye. Canım görmüyor musun? Betüş aynı Betüş. Değil mi Betüş? Tabii ki benim. Ay bu sabah olanları sihirli aynadan seyrettim de... yani Betüş gibi görünüp Dudu gibi davranmam gerçekten çok korkunçmuş. Neyse ki Perihan teyze duruma müdahale etmişti. Ne Sadık, ne çocuklar, ne de Firuze olanları hatırlamıyor. Ay Eda, inanamıyorum. Az kalsın annem yuvamı yıkıyordu. Bütün niyetim de bu zaten. Ne? Ne? Bütün niyeti de bu değil mi zaten? Seni Sadık'tan, beni de Yavuz'dan ayırmak. Öyle. Suzan yok mu? Burada. Mevhibe Hanım onlarda kalıyor ya biliyorsun. Suzan ne onlarla kahvaltı ediyor ne de kadının kullandığı tuvaleti kullanıyor. Onun için burada tuvalete girdi. Aman canım, o da bu mevzuyu fazla büyüttü. Madem kadından bu kadar rahatsız oluyor, komşuluk hatırıdır. Mevhibe Hanım'a bir sihir yaparsın, onu ortadan yok edersin. Aa, aman da aman, kimler gelmiş? Aa, ne yaptın kadına? Bu sen misin? Kim? Eda, bu sen misin, değil misin? Aa, Betüş neler saçmalıyorsun? Demin aynı annem gibi konuştun, değil mi Toprak? Evet. Aman siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz. Ben onu espri olsun diye yaptım. Bana hiç öyle gelmedi. Bana da. Aman daha önceki hadiseden öyle bir gözleri korkmuş ki hemen anladılar. Anne. Anneanne. Kim çıkardı bu perilerin her düşündüğümüzü duymasını? Uf, ne yapacağım ben şimdi? Of, Betüş'le Toprağın beni Perihan'a ispiyonlamaması lazım. O zaman Eda ile Yavuz'u ayıramam. Oh, zaten Eda ile Yavuz'u ayırmak varken niye buraya geldim ki ben? Salak Dudu. Bir an önce elimi çabuk tutup bu sorunu çözmem lazım. Of of. Aa, buldum. Zamanı geriye alacağım. O zaman Toprak'la ben eve geri dönmüş olacağız ve Betüş'e hiç uğramamış olacağız. Zaman geriye aksın. Yok anam yok, Avni'nin halası kullanıyor tuvaleti. İnadım ben girmiyorum. Alem. Ah, güzel. Kafede her şey yolunda. Ah. Burada her şey eskisi gibi. Harika. Geriye bir tek Toprağa, Betüş'e değil Yavuz'a gideceğimizi söylemek kalıyor. Aman canım, o da devede kulak. Onu hallederiz. Gelelim planımıza. Gelelim de. Madem Yavuz'la çabucak ayrılmak için onunla öpüşmem lazım, o zaman sihirle bu dudakları değiştirmem gerekiyor. Ay, ay. Damadını öpen bir kayınvalide olmak istemiyorum. Da kimin dudaklarını ödünç alsam? Hı? Buldum. İşte bu kadar. Bu sihir sayesinde Yavuz şapşalını Perihan öpmüş olacak. Ay. Hadi Toprak, ben hazırım. Çıkalım. Tamam anne, geliyorum. Ah, dudaklarına ne oldu senin öyle? Ne olmuş? Bilmem.
Bana biraz değişik geldi. Başka ruj sürmüşsün. Aynı Perihan teyze gibi. Evet, babanı öpmeye gideceğim de. O yüzden değişik gözükmesini istedim. Böyle bir şey yaptım. Güzel olmuş mu? Olmuş da. Hani teyzeme gidecektik? Ona sonra gideriz canım. Şimdi babana gidiyoruz. Hadi mercimeği de al. Demek babamı öpmedin diye içinde kaldı. Alo. İçeri alın tabii. Gelsin lütfen. Kimmiş? Eda. Daha demin aradık. Niye geldi ki acaba? Annem seni çok özledi de ondan. Bak sen. Ya çok özledim, geldim. Baba biliyor musun? Annem seni sırf öpmeye geldi. Çok ayıp. Başkalarının yanında söylenir mi hiç böyle şeyler? Bak bu iki oluyor. Şey, o zaman Toprak'cığım gel. Biz seninle dışarı çıkalım, tamam mı? Anneyle baba yalnız kalsınlar, he? Dostum, kusura bakmıyorsun değil mi? Yok canım, niye kusura bakayım yani? Biz de herhalde aşktan anlarız. Siz baş başa kalın. Biz de seninle şimdi dışarı çıkalım. Şöyle güzel bir şeyler ısmarlayayım sana, tamam mı? Tamam. Mercimeğe göz kulak olur musun? Olurum tabii bıcırık. Şuraya koyabilirsin. Hadi bakalım. İnanmıyorum Eda ya. Gerçekten şuraya kadar beni öpmeye mi geldin? Yoksa evde bir şey unuttum da onu mu getirdin? Yok. Sahiden seni öpmeye geldim. Sen hiç şaka yapıyor gibi görünmüyorsun. İtiraf et, benim çok etkilendim. Bir de bana sor. Hadi öp o zaman. Kapat gözlerini. Ya buraya kadar gelmeye utanmıyorsun, beni öpmeye mi utanıyorsun? Yavuz, kapat gözlerini. İyi peki. Evet, işte bir numaranın siparişleri Suzan'cığım. Sağ ol canım. Merhaba Suzan'cığım. Hoş geldin Perihan teyze. Hayatım, bitiş yok mu? Şurada, şurada. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kolay gelsin canım. Sağ ol. Merhaba Perihan teyze. Merhaba canım. Kafedeki herkese doldurur musun? Sana bir şey göstereceğim. Tamam. Ne oldu Perihan teyze? Bu da neyin nesi? Tacettin soğuktan morardığını düşünüyor ama biz periler soğuktan etkilenmeyiz ki. Yok yok, bu soğuktan morarmaktan çok daha başka bir şeye benziyor. Sanki başka birinin dudakları gibi. Bana da öyle geldi. Sanki tanıdığımız birinin dudakları gibi. Evet, bu Eda'nın dudakları. Tabii ya. Ama bu nasıl olur? Ben de anlamadım, nasıl olur? İçim dışıma çıktı. Hadi bir an önce benden iğren, nefret et de kopsun kıyamet. Ayrılmalım. Ne oluyor? Eda, ben istemiyorum. Ne? İğrendim. Kusura bakma ama istemiyorum. Oley, biraz daha üstüne gideyim. Olur mu canım? Ben evden buraya bunun için geldim. Ben seni öpmek istiyorum. Çekil lütfen, istemiyorum. Terbiyesizlik yapma Yavuz. Bağırma Eda. Ne yapayım, iğrendim. İnsan karısından iğrenir mi hiç? Hadi iğrendi diyelim, bunu açık açık söyler mi? Yalan mı söyleseydim yani? En azından dürüst davrandım. Lütfen. Çık. Peki Yavuz, ama şunu bilmeni istiyorum ki ben bu kapıdan çıkıp gidersem bir daha asla geri dönmem. Eda, dönme. Ne oluyor ya? Peki, o zaman sen de git kendine, tiksinmeyeceğim bir eş bul. Çünkü ben seni terk ediyorum. Sen bilirsin. Zaten demin öyle bir şey oldu ki senden nefret ediyorum. Harika bir şeymiş. Anında tuttu. Toprak! Gidebiliriz kızım. Ne çabuk. Evet, sandığımdan da çabuk oldu. Toprak burada kalacak. Hayır efendim, onu da götürüyorum. Boşanma davamız bitsin, mahkeme ne kadar izin verirse onu o kadar görebileceksin. İlahi çocuklar, ne boşanması ya? Yavuz benden tiksiniyormuş, ayrılıyoruz. Şaka değil mi? Bana bak, bana şaka yapıyorsunuz siz. Az önce öpüşen siz değil miydiniz ya? Evet, ama veda öpücü oldu galiba. Bana bakın, siz ciddi misiniz? Gayet ciddiyiz. Hadi Toprak, gidiyoruz. Toprak, hadi kızım. Sen şimdi annenle git, ben daha sonra seni gelip alırım. Toprak, mercimeği de al, gidiyoruz. Toprak, şişt, Toprak. Ne var mercimek?
Toprak, gidiyoruz dedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.